Bahsetmeyi seviyorum. Öncelikle basit bir HTML kodu yazacağım burada. Table içerisinde bir nesne kullanacağım. O nesne bizim bu dinamik kontrol işlemlerimizde yardımcı olacak. Öncelikle bir table oluşturuyorum. Bu table içerisinde TR ve TD'ler ile satır ve sütunlar oluşturuyorum. Tasarımımıza baktığımda şu şekilde bir basit tasarım var. Burada diyorum ki bir tane text box var ama ben ekstra işte bu ekle butonuna bastığım zaman link butona bunun altında bir tane daha resmi oluştursun. Onu da ekranda görebileyim. Bu buton olur, başka bir text box olur, fark etmiyor. Önemli olan kontrol olması. Bunun için de bizim kullanabileceğimiz bir kontrol var. Bu kontrolde sol tarafta kontrol kısmında placeholder diye bir nesne. Placeholder kontrolü bizim yer tutucu nesnemiz. Bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Yer tutma işlemlerinde kullanılıyor. Yani ben diyeceğim ki bu kontrolü işte şuraya yerleştirdim. Bunun yerinde şunun olmasını istiyorum. Ben dinamik olarak yapabileceğim bunu. Böyle bir yer tutma işlemi yapacak. Bunun için de kontrolü sürükleyip bırakmam yeterli burada. Evet. Buradan kod tarafına geçiyorum. View kod. Page loaded. Şimdi benim istediğim şeyi normalde load kısmında yapabilirim. Ama diyorum ki benim isteğim
ekle butonuna bastıktan sonra bunun gerçekleşmesi. O yüzden çift tıklıyorum buna. Link butonun clean'de bir işlem gerçekleştireceğim. Bunun için literal diye bir nesnem var. Şöyle kısa olarak ltd1 yapayım. Sonra text box oluşturuyorum. Text boş kalsın. İçinde bir şey yazmasın text box. Belki boyutunu verebiliriz. Vermezsek zaten genişliği kendisi oluşturacaktır diğerine göre. Biz 100 değerini verelim. Farklı olduğu belli olsun. Hey, 40. Kontrolümü oluşturdum. HTML tarafına giriyorum. Benim şurada placeholder'ımın adını değiştireceğim. Daha kısa bir isim vereyim. PH olsun, placeholder ID'si. Buna kod tarafında erişeceğim için böyle bir isim verdim. Kontrol oluştur. Sonra PH nokta controls nokta txt'yi ekle. Yukarıda da literal oluşturmuştuk. Buna da controls et dtr1 bunu da ekle placeholder'a. Bir tane daha ltr ekle. ltr2. Şimdi ASP.x sayfamı çalıştırıyorum. Şöyle bir sayfa geldi karşıma. Butona basmadan ne olacağını bilemem burada. Adımı verdim. Ekle. Bakın benim istediğim tarzda bir boyutta bu geldi. Geldi. Gelmişsem tabii kötü oldu. Biz bunu şu bilgileri vermeyelim. Şurada da bir hata yapmışız. TD içerisinde. Bu da bir TD. Ama açan bir TD olacak. Sonra da kapattık. Açıklamasını yapacağım.
dediğimde bakın altta aynı hizada düzgün bir şekilde göründü. Ve soyad kısmı açıldı. Tekrar ediyorum. Ekle, soyad. Bu şekilde. Bir dinamik kontrol oluşturmuş oldum böyle. Şimdi kod tarafında ne yaptık? Buraya baktığımızda zaten bir tane bir satırlık alanım vardı. Butona bastığımda bir şeyler olacak dedik. Kod tarafında dedim ki butona bastığım zaman şurada bir placeholder var. Dikkat edin yukarıdaki alt ve textbox nesnesinin altında yer alıyor. Bir sonrasında ekleyeceğim buna. Bu yer tutucuya bir şeyler ekleyeceğim. O burada görünecek diyorum. Kod tarafına geldiğimde view code literal bizim farklı bir kontrolümüzdü. Örneğin label vardı. Label şuradaki gibi bir basit bir değer yazmak için kullanılıyordu. Ama HTML yazsam ne olur label'da? Olduğu gibi gösterir kodları. Label'ın amacı direkt göstermek. Anlamaz. Ama literal kendi içerisinde bir HTML yapı gibi tutar. Yani HTML verdiğinde o aslında onu kendi özündeki gibi tutar, saklar. Yani HTML ise onu HTML olarak saklar. Burada da ben bir HTML yapısı oluşturduğum için dikkat edin zaten table'ın içerisindeyiz. Burada TRTD'lerle statik oluşturdum bu yapıyı. Ama bunun içerisinde de bir TRTD yapısı kurarak satır sütun oluşturuyorum aslında. TR içerisinde bir sütun daha oluştur bu satırda. Yeni bir satır, onun içerisinde sütun oluştur. Soyad, aç kapat burayı. Yeni bir satır daha oluştur. Bunun da içerisinde textbox oluştur. Bunu placeholder'a ekle. Sonrasında bir literal daha. Burada da o satırı kapat ve düzeltiyorum. O sütunu kapat ve satırı kapat. Table row'u kapat. Yani buradaki püf nokta aslında 3 tane kontrol ekledim placeholder'a. Sadece benim istediğim tarzı bir tasarım oluşturarak göstermesini sağladım. Dinamik bir şekilde. Bir örnek daha yapalım. Bunun içinde default 2 oluşturuyorum. Bu sefer div içerisine elimle ASP placeholder nesnesi oluşturuyorum. Adı gene pH. Buranın server. Kod tarafına geçtim. Literalimizi oluşturalım. DTR1 bu sefer tabloları da burada oluşturacağım.
burada o list oluşturuyorum. Bir yer adında. Çalıştırıyorum. Listem geldi. Şehir listem. Normalde bu tür işlemlerde ne yapıyorduk biz? Seçildiğinde örneğin ekrana yazdır. Bu gibi işlemler yapabiliyorduk. Dinamik kontrollerde de aynı şekilde yapabiliriz. Mesela ben Erzurum seçtiğim zaman Response Write'ı da ekrana yazdırırsın burada, siteye. Bunu gerçekleştirmek için iki şey yapmam lazım. Birincisi, Auto Postback özelliğini açmalıyım. Ki seçtiğim zaman onu post edip ekrana bir şey yaptırabileyim. İkincisi, Selected Index Change eventini tetikleyebilmeliyim. Bunun için de gene kod tarafına geliyorum. Bakın, placeholder'ın kontrollerine bunu eklemeden önce yapmam gerekiyor. DDL nokta auto postback true dedim. Ve DDL nokta selected index change eventini artı eşittir diyerek tetikliyorum. Burada da diyorum ki response write bu ekrana bir şey yazmak için kullanılıyordu. Peki ne yazacağım? Buradaki sender bana kontrolün kendisini getirecek. Ben de bunu drop-down liste dönüştüreceğim. Sonra da nokta selected item to string diyerek ekrana yazmasını sağlayacağım. Şimdi test edelim bunu. Çalıştırıyorum. Seçtiğim zaman ekrana yazıyor. VPF eğitime
eğitimime katılanlar bu tür çalışmaları BPF'de, XAML'da nasıl yaptığımı da görmüştür ya da BPF videolarını izlerseniz. Orada dinamik olarak XAML ile uygulamayı nasıl geliştiririz onu da anlatıyorum. Bu tür dinamik işlemleri orada da kullanabilirsiniz. Bunları ASP.NET dinamik kontrol ya da ASP.NET runtime kontrol olarak arayabilirsiniz aynı zamanda. Daha fazla özelliği mevcut bunların farklı işlemler için gerçekleştirmek üzere. Mesela sadece PS oldukları değil de bunu şöyle de ekleyebilirdik. This buranın kontrollerine DDL'i ekle. Bunun için ekstra bazı şeyler gerekiyor. İşte control run at server attribute'ünü eklemeniz vesaire, bu tür işlemleri de gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani farklı versiyonları mevcut. Bunun için de o attribute olayı içinde attribute at burada örneğin run at server gibi bir attribute tanımlama işlemi yapılabilir.